Saygı aslında bu son zamanlarda, özellikle asrımızda bizim istediğimiz, zevk aldığımız saygı insanların birçoğu bilmiyor. Mesela güzel bir saygı vardır. Mesela bir ilim sahibi insan geldiğinde ayağa kalkmak yahut yaşlı bir insan geldiğinde ayağa kalkmak görünüşü çok muhteşemdir. Çok çok güzeldir. Mesela benim dedem, ben köye giderdim. Köyde yazın köyde kalıyordum. Köyün içi çok, bizim oda çok kalabalık olurdu, köyde ziyarete gelirlerdi, kalabalık olurdu. Dedem bir gelirdi, böyle insan kalkma sesinden böyle bir gürültü olurdu, yürür, herkes de ayağa kalkardı. Yani mümkün değil, ancak yaşlılar yanına oturabiliyor dedem yani. Herkes ayakta dururdu yani, kapıya doğru. Gelinler falan yazık, o gariplerim, o kapının orada sıralanırlardı böyle. Halbuki onların da gelmesi gerekiyor, önüne oturabilirler. Ve yüksek sesle asla konuşmazlardı, böyle fısıltıyla konuşurlar. Şimdi bu bana çok zevk veriyor, yani çok hoşuma gidiyor benim saygı. Mesela köy meydanına giderdi dedim, yine kalabalık olurdu, bütün herkes ayağa kalkardı. Yani bir sözünün dinlenmemesi diye bir konu yoktu yani. Bir şey bir kere söylüyordu, konu bitiyordu. Yani müthiş hürmet gösteriyorlardı. Ve bütün yaşlara karşı acayip bir saygı vardı, ilim ehline karşı da öyle. Mesela bir mürşit, bir hoca, bir alim geldiğinde adamlar ayağa kalkıyorlar. Bu nefes kesici oluyor benim. Çok hoşuma gidiyor. Yani benim çok hoşuma gider. Mesela bir annenin elini öpmek. Değil mi? Bir hürmet göstermek. Yani mesela değerli bir alimin karşısında mesela el pençe durmak. Yani o insanı büyütür, yüceltir. Acayip bir güzel görünüm var. Yani ruhumuz bizim bunu arıyor. Mesela bakın Hazreti Yusuf annesi babası secdeye kapanıyorlar. Ayaklarına kapanıyorlar Hazreti Yusuf'a. Sevgiden, muhabbetten. O devirde öyle. Ama sonra tabii bu peygamberimizin gelişiyle Muhammedi dine tabi olduğumuz için Hazreti Muhammed'in gelişine sallallahu aleyhi ve sellem men edilmiştir. Ama o bir saygı ve sevgiydi o zaman. Yani muhabbeti ifade etme şekliydi. O da ne yapıyor? Annesinin babasının tahtın üstüne götürüp oturtturuyor. Yani devlete ait bir yer değil mi? Mesela altından taht mesela onun üstüne oturtturuyor annesini babasını. Bu da bir sevgi göstergesidir, muhabbettir. Kur'an'da sevgi ifade şekilleri çok fazla belirtilmiştir. Sevgi ifade, mesela Hazreti Yusuf'un gömleği geliyor. Sevgi ve coşkudan gözlerine sürün diyor babamın diyor. Gözleri açılır diyor. Yani sevginin insana nasıl neşe, mutluluk ve sağlık verdiğini veriyor Allah Kur'an'da. Bunu anlatıyor. Bir insan mesela karamsar bir insan bir sevdiği geldiğinde değil mi işi açılıyor, hoşuna gidiyor, mutlu oluyor. Ama o coşkuyu iyi yaşamak gerekiyor tabii. O sevgiyi iyi yaşamak ve sevgiyi muhafaza etmek bir sanattır. Mesela densizlik yapmamak, münasebetsizlik yapmamak, kirli olmamak, mimiklerini dengeli ve tutarlı kullanmak, bakışlarını düzgün kullanmak, sesini güzel kullanmak, en güzel cümleleri kurmak bir sanattır. Yani müthiş bir akıl ister. Çünkü insan hassas bir varlıktır. Yani en ufak bir densizlikte hemen ibresi sallanır. Hemen fark eder. En ufak bir münasebetsizliği fark eder. En ufak bir saygıdaki bozukluğu fark eder. Ve yüksek saygıyı da en şiddetli şekilde alır. Yüksek sevgiyi de en şiddetli şekilde alır. Benim zamanımda bunları ben görüyordum. Yani son zamanlarda bu azalmaya başladı. Yani özellikle modern gençlik bunu çok ciddi şekilde unuttular. Halbuki bu çok çok büyük bir zevktir. Çok büyük bir tatlılıktır. Mesela peygamberimize ait mukaddes bir emanet getiriliyor. İnsanlar ayağa kalkıyorlar. Bu putperestlik değil, tapma değil, saygı. Peygamberimize o andaki sevgimizi biz gösteriyoruz, coşkumuzu. Değil mi? Mesela farz edelim, peygamberimin hırkası geliyor. Ben oturur muyum burada? Put olarak gördüğümden değil, saygı, muhabbet. Yani saygının bir şeyi yoktur, sınırı yok. Benim kalbimdeki bu coşkuyu ben öyle ifade ederim. Peygambere sevgi, Allah için olan sevgi, yani Allah'a sevgimi ifade etmiş oluyorum. Dolayısıyla sevgiyi ve saygıyı iç içe çok akılcı kullanmak herkesin kârı değildir. Onun için hem olgunluk, hem görgü, hem bilgi gerekiyor. Onun için Allah diyor ki Kur'an'da şeytanın Allah'a sınırım, bilenlerden sorunuz diyor Allah. Bilenlerden bilmeyenler bir olur mu diyor.
Görgü içinde kaliteli akıllı insanlarla beraber olmak lazım. Onların ortamında olmak lazım. Durduk yere görgü gelişmez. Mesela Peygamberimizin bulunduğu mecliste bulunanlar hal alıyorlardı. Görgü alıyorlardı. Yani nasıl oturulup, nasıl kalkılır, nasıl yenilir, nasıl içilir, değil mi? Nasıl gülünür? Bunu çok detaylı görüyorlardı. Ve dolayısıyla en kaliteli insanı yaşama imkanını bulmuş oluyor insanlar. Mesela Hazreti İsa Mesih'te de biz bunu göreceğiz. Yani dünyanın en mükemmel insanıdır o devirde. En şahane insandır. Mesela bak göreceksiniz. Yemesine, içmesine bakın, yürüyüşüne bakın, şakalarına bakın, usubuna bakın. Asla kusur bulamazsınız. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş asil ve soyluydu. Mesela gülüşü güzel, konuşması güzel, yürüyüşü mesela yürüyüşüne baktı mı insan müthiş zevk alıyor. Acayip güzel yürüyor. Kaliteli insan. Mesela konuştuğunda fuzuli konuşmuyor. Tam gereği kadar ama mükemmel, çok hikmetli, tam isabetli konuşuyor. Allah kime hikmet verilmişse ona bir güzellik verilmiştir diyor. Mealen yaklaşık. Yani ona bir iyilik verilmiştir diyor. Mesela birçok insan var televizyona çıkar. Konuşur, konuşur, konuşur. Sabaha kadar, 3'e kadar, 4'e kadar konuşuyorlar. Millet uyuyor televizyonda. Onlar da perişan oluyorlar. Dinleyenler de perişan oluyor. Yani incir çekirdeğini doldurmaz. Ve o kadar dinlememize rağmen kafamızda hiçbir şey kalmıyor. Çünkü boş konular anlatıyorlar. Dedikodu, ipsiz sapsız şeyler. Yani münasebetsiz izahlar. Konuşulduğunda mutlaka insanın aklında kalacak güzel sözler edilmesi gerekiyor ve hakikaten insanlığa faydalı olması gerekiyor. Ben güzel konuşayım diye ortaya çıkarsa konuşamaz. Allah'a teslim olup ya Rabbi benim ağzımdan sen konuş şeklinde değil mi? Benim ağzımı sebep yap ya Rabbi diyecekler. Benim dilimi, bedenimi sebep yap. Ben sana teslimim, beni güzel konuştur diyecek mümin. Yoksa kendi konuşmaya kalkarsa olmaz. Yani öyle düşünürse. O bir şirk olur. Putperest bir düşünce olur. Ya ben çok isabetli konuşurum, isabetli düşünürüm. Çok akıllıyımdır. Allah beni akıllı yarattı diyebilir. Ben çok güzelim denmez. Allah beni çok güzel yarattı denir. Çok güzel gösteriyor denir inşallah.